arkadaşlar. Uzun bir süredir video çekemiyordum bazı teknik aksaklıklardan dolayı. Videolarda isteklerde bulunmuşsunuz videonun devamını çekimi için. Bu anlatımımla cevap vermeye çalışacağım. İnşallah faydalı olabilir. Bu videomuzda ikili obje oran orantı, kompozisyon ve ölçü alma üzerine bir çekim olacak. Ya da merak ettiğiniz bölümler olursa bana mesajdan tekrar ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, malzeme olarak yine belirtmek isterim. Duralit bir adet, bir adet kağıt, bir tane sıradan bir mandal da olabilir, kıskaç da olabilir. Bir tane de ÖSYM kalemi. Evet, başlayabiliriz. Şimdi ikili obje çizimi yapacağız. Evet. Şimdi objemizin boyutuna bakıyoruz. Kısa kenarını keşfediyoruz ilk önce. Bakıyorum, yatayı değil de dikeyi daha kısa. Dikeyini alıp yatayına koyuyorum. Yani bir önceki dersteki gibi objenin kısa kenarını uzun kenarına orantılıyorum. Bir tam, bir de üçte biri kadar var. Bunu şimdi kompozisyon olarak kağıda yansıtıyorum. Bir tane çizgi çiziyorum. Diyorum ki bu benim çizim yapacağım alanın dikeyi olsun. Bundan bir tane alıyorum. Bir tam. Bir de üçte biri kadar. Bir, iki. Bir, iki. Bir, iki. Üç. Olmadı. Ne oldu? 3. Bunu bir tane buraya koydum ve çizim sınırlarımı kapatıyorum. Bakın, bu kağıdın tamam olmasına rağmen ben bu bölümde resim yapmayı tercih ettim. Bu benim kompozisyon alanım. Ama bunu kompozisyona tam çevirmek için aslında bütün sayfaya çalışmak lazım. Bu da bir bilgi olsun. Yani bütün sayfaya çalışmadan tam bir kompozisyon yapmış olamayız. Şimdilik ben sadece bu alanı kompozisyon olarak kullanacağım. Şimdi objenin birbiriyle ayrımını bulacağım ilk önce. Küçük objeden başlıyorum. Çünkü küçük objenin birbirlerine oranı daha kolay. 1, 2, 3, 3. Gördüğünüz gibi küçük objeyi aldım, yatay olarak saydım. 3 tam, bir de 3. 1, 2, 3. Evet. Burası karton kutunun, dairesel olan karton kutunun, silindirin geleceği alan. Bu tarafta köşeli obje olan karton kutunun geleceği alan. Şimdi hangi objenin önde olduğunu keşfetmek istiyorum. O yüzden kalemimi alttan uzatıyorum ve ilk değen objenin kutu olduğunu görüyorum. Evet. O yüzden kutudan başlayacağım. Karton kutu köşeli objenin köşesine geldi. 1, 2, 3. Ya da şuraya uzun olur. Ve şuraya sayayım. Bakın. 1, 2. Şunun ikisi kadar. 2'de 1'i kadar yukarıda karton kutunun köşelerine bakacağız kutunun. Bu köşesi fark ettiyseniz kutunun sağ köşesi silindir olan kutunun alt köşesine eşit.
Şimdi köşeli olan objemizin sol alt köşesi silindir olanın aslında tam ortasına eşit. Bu köşe ise silindir olanın burasına eşit. Şimdi onu keşfediyorum. Burası silindirin aynı zamanda ortası oluyor ve kutuyla birleşim köşesi oluyor. Şimdi silindirin kalınlığını çözeceğim. O yüzden ağzından faydalanıyorum. Şurayı tuttum. Gördüğünüz gibi ağzını ölçüsünü aldım. Yatayına sayacağım. 1 2 3. Şimdi ben burada 3'te 1'ini alacağım. 1 2 3 1 2 3'te 1'ini buraya ortalayarak koyacağım. Çünkü bu dairenin ortasıydı zaten. Bu köşede dairenin bu köşesini bulmamızın sebebi de kutunun diğer köşesi de ona eşit. Şimdi burası da kutunun bir tek bize burası da kutunun sol alt köşesinin bulunduğu yer. Bize orta köşe gerekiyor. Orta köşeyi bulmak için de kutunun kendi sağ tarafını alıyorum. Bir kendisi, iki ve 3. Aslında şurada bir parça ayırmıştık geçen seferden. Burası hariç, burası 3. 1 2 3 1 2 1 2 3. Şu parça bir başka ölçümden kalan parçaydı. Onu orada görünce ben bunu burada bıraktım. Geri kalan 3'e böldüm. 3'te 1'ini çizdik. Orta köşesi oldu. Orta köşenin bulunduğu yer burası. Şimdi burada 1, burada 2, burada 3 toplam noktamız var. Bunu buradan bunu birleştirdim. Buradan da bunu birleştirdim. Kutunun alt tarafı bitti. Şimdi elips yapma yöntemini geçen ders anlatmıştım. O da şöyle. Ortadan ikiye böldüğümüz zaman temas edecek noktalara. Şurayı düzelteyim. Evet. Şimdi üst köşeyi bulmak kaldı. Üst köşeyi bulmak için de bu sefer ben silindirden faydalanacağım. Silindirin kendi yatayını alıp kendi dikeyine sayacağım. 1 2 1 2. Yani kendi yatayından dikeyinde 2 tane var. 1 2. Evet. Burası ağzının üst köşesi ve biraz yaklaş. Ve şuraya bakarsanız şu kutu bundan biraz yukarıda aslında. Bunun o yüzden üst silindirine bakacağız. Kutumuzun köşesi aslında silindirimizin üstüne eşit sayılır. Hemen hemen. Belki bir çizgi altındadır. Onun için onu ölçmemize gerek yok. Zaten bunun yeri belli. Silindirin yerini altından kopyalayıp yapacağız. Geçen dersten falan bilgimiz. Şimdi şu köşeleri halledeceğiz. Şimdi bu köşeyi bulalım. Ondan sonra bu köşeleri geçelim. Bu köşeyi bulmak zorunda değiliz. Bu köşeden de başlayabiliriz ama bu köşenin yeri yakın diye daha erken bulabiliriz diye buradan başlayacağız. Şimdi bunun aynısını buraya kopyalıyorduk.
Evet. Ortadan ikiye böldük. Noktalarımız belli. Buraya bir elips yapıyoruz. Evet, tamam. Şimdi buradan dedik ki şu aynı hizada hemen hemen çok az altında. Burası dedik. Ama bunu şöyle bir ya da yapayım, öyle görerek uygulayalım. Paralelini yaptım buraya. Hiç ölçmedim. Buradan da bunun paralelini yaptım. Detaylarımızdan arındırıyoruz. Sonra son bir kontrol yapacağız. Silmemizi istediğimiz, içinde olmasını istemediğimiz objeleri, parçaları siliyoruz. Evet. Şimdi temizlik bitti. Hafif bir de tonlama yapalım. Şimdi her zamanki gibi alt zemini daha sert yapıyoruz. Işıksız bölge. Burada aynen. Buraya en rahat şekilde çok sert bir çizgi çizebilirsiniz. Sonra neresinin koyu neresinin açık olacağına karar veriyorum. Mesela diyelim ki şurası koyu olsun. Basit bir taranama uyguluyorum. İkinci kez üstünden geçiyorum.